Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Bizi kırmadınız, bu yoğun zamanda eksik olmayın. Evden sohbetlerin konu oldunuz. Çünkü siz bizim için çok kıymetlisiniz. Çünkü bizim için insan çok kıymetli. Çarmıhalde sektörünün çok temel taşında insan var, biliyorsunuz. Doğru. Bizim uzaktan da olsa çok keyifle izlediğimiz hem bir profil hem Egon Zengin olarak önemli bir şirketsiniz. Birazcık sizinle bu pandemi ve insan kaynakları süreçlerini sohbet etmek istiyorum. Fikirlerinizi ve tavsiyelerinizi almak istiyorum. İlk önce 10 Mart bizim için çok kıymetli bir tarih. İlk pandemi vakasının Türkiye'de açıklandığı tarih 11 Mart'ta, çünkü çağrı merkezi neredeyse hemen hemen herkese eve taşıma telaşına düştü. Siz HR ve diğer şirketler olarak aslında ne yaptınız, nasıl karşıladınız? Aslında çok benzer. Yani o 10 Mart'taki ilk vakanın açıklanması etrafındaki hafta ya da birkaç hafta, yani Mart'ın sonuna kadar geçen süreç, bütün insan kaynakları yönetimlerinin de acil toplantılarda buna nasıl cevap vereceklerini tartışmaya başladıkları bir dönem. İlk başta buna hızlı tepki veren bir takım şirketler hemen kendi karantinalarını oluşturarak çalışanlarını da evden çalışmaya yönlendirdiler. Bir takım şirketler ise aslında daha kamu yönetiminin aldığı kararları beklettiler ve o kararı almaları birkaç hafta daha uzun zaman aldı. Ama Nisan ayına baktığımızda büyük ölçüde bütün bu şirketlerin esnek çalışma sistemine farklı oranlarda geçtiğini görüyoruz. Yani neredeyse bizim ulaşabildiğimiz veya yapılan çalışmalara bakıldığında 3'te 2'sinden fazlası çalışanların bu esnek çalışma imkanlarını almış durumda. Tabii benim burada verdiğim rakamlar ve yapacağım yorumların önemli bir kısmı profesyonel anlamda çalışan bir iş ortamının içindekiler. Ama bir tarafta da sizin çok çok iyi bildiğiniz gibi hizmet sektöründe olan, sahada çalışan veya üretimin içinde olan başka kesimler var ki orada bu vakaların arttığı ve hatta pandeminin en ağır döneminde dahi faaliyet devam etti. O insanlar hani hayatın sürmesi için, tedarik zincirinin kopmaması için çalışmaya devam ettiler. Bazıları işte elektronik perakende anlamında bizi evlerde desteklediler. Bazıları üretim anlamında bizi desteklemeye devam ettiler. Bazıları daha önceden verilmiş sözleri tutmak adına yurt dışına veya yurt dışına üretmeye devam ettiler. Aynen. Şimdi çarmıhalde sektörü biliyorsunuz pandemide en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. Çünkü biz dediğiniz gibi kesintisiz hizmet vermekle yükümlüydük. Özellikle bankalar, ticaretler ve de tabii kargo şirketleri de aslında. Hepsinin arkasında bir çağrı merkezi var. Bizim için pandemi dediğim gibi çok yoğun yaşandı. Şu anda hemen hemen herkes artık adaptasyonu sağladı ama evden çalışma modeli şu anda çağrı merkezinin çok net gündeminde. Bundan önce de bu esnek çalışma saatleri, evden çalışma modelleri hep vardı ama pandemiyle beraber tabii bunun neredeyse %85 şu anda oraya geçti. Ama bizim sektör olarak en büyük endişemiz tabii bu sosyalleşememe, aslında belki daily rutinin içinde kalmaya çalışabilme ama bunun psikolojik boyutu. Bu sene çağrı merkezi günlerinde de insan kaynağını çok ana konumuz yaptık. Pandemide motivasyon, talent yönetimi, eğitimlerin devamı ve tabii ki evden çalışmanın bir takım psikolojik sorunları. Sizin hem çalışanlara hem de biz yöneticilere tavsiyeniz ne olur bu konuda? Vallahi şöyle, tavsiye tabii iddialı. Çünkü insan, siz de en başta söylediniz, insan çok kıymetli ve aslında analiz edilmesi, tanımlanması da her zaman o kadar kolay olmayan bir varlık. Birbirine benzemiyor. Bir takım şeyleri öğreniyorsunuz ama ikizlerde dahi, eş yumurta ikizlerinde dahi farklılıkları çok net olarak görüyorsunuz. Ama bu dönemin bize gösterdiği birkaç tane şey var. Bir tanesi iletişimin fazlası yok. Dolayısıyla da iletişimi ne kadar arttırıp insanlara farklı kanallardan ne kadar çok dokunabilirseniz aslında o insanları rahatlatıyor, güvenlerini arttırıyor. İkinci nokta, sizin biraz evvel çok güzel ifade ettiğiniz gibi insanların düzeninin bozulması, rutinin bozulması beyni rahatsız ettiği için bu kendi korku merkezini, amigdala'yı bir şekilde hayata geçiriyor ve amigdala üzerinden biz yönetilmeye başlıyoruz. Bu da aslında o endişelerimizi arttırıyor. Endişelerle birlikte korkularımız daha fazla ön plana çıkıyor. Karar vermemeye, hayatı ertelemeye başlıyoruz. Ki bu aslında bakılırsa hem birey olarak hem de genel toplum olarak yapılması gereken en son
şeylerden bir tanesi. O yüzden de hem birey olarak hem kurum olarak bence kararları ertelememek en önemli öğretilerden bir tanesi. Belki de bu önümüzdeki birkaç sene içinde hayatımızda vereceğimiz en doğru, en iyi kararları vermeyeceğiz. Ama her adımda öğrenerek, bir önceki verdiğimiz kararları sorgulayarak daha iyiye doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bir başka noktada değişimin çok artık hayatımızın içine girmiş olması. Bu değişimi de şöyle kurgulamak lazım. Sizin biraz evvel bahsettiğiniz tarihleri, yani Mart'ın ortasıyla başlayıp Nisan'a, Mayıs'a doğru gitmeye başladığımız bir dönemdeki gündemimizi hatırlarsak, dünyanın geleceği var mı diye insanlar tartışmaya başlamışlardı. Şu anda ise işte sokağa çıktığınızda veya akşam ya da öğlen bir yere yemeğe gittiğinizde sanki hiçbir şey olmamış gibi etrafınızda devam eden bir hayat olduğunu görüyorsunuz. Ben aynı örneği çok sık veriyorum. Bu 11 Eylül saldırıları olduğunda hemen ardından ertesi gün bütün uçak hava yolları şirketlerinin hisseleri dip yaptı ve artık kimse bir daha uçağa biner mi diye sorgulamaya başladık. Hatta bu kriz sırasında da aynı şeyi sorguladık. Şu anda uçaklar kalkıyor, havaalanlarında insanlar gidiyor, insanlar tatile gidiyorlar. Dolayısıyla da hayat hızlı bir şekilde eski halini alıyor. O yüzden de ertelemek, ötelemek değil, elimizdekilerle optimize edilmiş kararları verip bir sonraki adımda tekrar gözden geçirmek. Bir sonraki adımda tekrar gözden geçirmek bence önemlisi. Son olarak da şunu söyleyeyim. İnsan kaynakları için de dile getirdiğinizden bence o tarafı da önemli. İnsan kaynakları yöneticileri bu pandeminin başlarında dediler ki kendi ağızlarından, biz bu dönemde çalışanlarımızı gerçekten tanıma zorunluluğunu hissettik. Nasıl bir evde oturuyorlar, kimlerle yaşıyorlar, kaç odalı bir ev, altyapıları var mı, Wi-Fi'ları var mı, çocukları ne yapıyor? Bunların hepsi aslında bir şekilde o dönemde anlaşılmaya, sorgulanmaya başladı. Kaç vasıtası geliyorlar, vasıtada işe geliyorlar, toplu taşımayı kullanıyorlar mı? Bunlar önem kazanmaya başladı. Bundan önce bunların hiçbirisini sorgulamadıklarını görmeye başladılar. Dolayısıyla da o insana dokunma kısmı insan kaynakları yöneticileri açısından çok çok kritik önem taşımaya başladı. O yüzden de ben insan kaynakları ile ilgili bu soruyu sorduğunuzda iki konuyu birbiriyle dengeli bir halde bahsetmeyi istiyorum. Bir tarafta bu işin bir mühendislik tarafı var, yani bir veri tarafı var. O verinin iyi uygulanması, kullanılması, değerlendirilmesi, buradan öğretilerin çıkarılması insan kaynaklarının önemli bir sorumluluğu. Ama öteki tarafta da bir de bir sanat tarafı var. Ve o sanat tarafının da önemi giderek artıyor. Çünkü o sanat tarafı sizin biraz evvel bahsettiğiniz gibi farklı insanlar için onların talep ettiği bir takım şeyleri bulabilmek, onlara dokunarak bunu karşı tarafa geçirebilmek ve bir şekilde de o insanların rahat ederek size arzu ettiğiniz desteği, verimi, çıktığı sağlamasını beraberinde getiriyor. O yüzden de bu mühendislikle sanatın ancak tek bir potada eritilmesiyle önümüzdeki dönemde başarılı olabileceğimizi ve insan kaynakları ya da yetenek yönetimini daha iyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Doğru, haklısınız. Bizim de birazcık çalışmalarımız o yönde. Şimdi belirsizlik aslında pandeminin belki de en büyük etkeniydi. Bundan sonra ne olacak? Hayat nasıl devam edecek? Şimdi Mart'ta olduğu zaman Nisan-Mayıs aylarında aslında belirsizlik çok tap yapmıştı. Ama şimdi hayat dediğiniz gibi bir şekilde rutine döndü ama bizim sektör olarak en azından bundan sonra yeni normalimiz nasıl olacak? Aslında bu belirsizlik aşı çıkana kadar ya da efektif bir aşı yapılana kadar nasıl devam edecek? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani aşı çıkınca bitecek mi her şey? Bu belirsizlik ne zamana kadar devam eder? Şöyle, aşının çıkması tabii önemli bir kilometre taşı ve o anlamda toplumun genelini bir ölçüde rahatlatacak. Ama konuştuğumuz noktaya bakarsanız, birkaç hafta önce benzer bir toplantıda, bir webinarda bir uzman dedi ki, kapıda 400 tane daha virüs var. Farklı boyutta, farklı güçte. Şimdi hani her biri COVID etkisi yaratacak anlamında söylemiyorum ama önümüzdeki dönem eskisi gibi olmayacağı düşüncesindeyim. Beyinlerimiz şu anda bizi şuna zorluyorlar. O sizin demin bahsettiğiniz 9 Mart'a dönüp hayatı 9 Mart'tan devam ettirelim. Ama öyle bir dünya ben olacağı düşüncesinde değilim. Yeni denge nerede oluşacak öngörebilmek çok kolay değil. Ama sizin biraz evvel ifade ettiğiniz gibi, şimdi siz şu andaki çalışma ortamınızı düşünün. Eskiden olduğu gibi onlarca, yüzlerce kişiyi tek binaya, tek odaya toplayarak onların orada çalışmasını ve sürekli çalışmasını artık bekleyebilmeniz mümkün değil. Çünkü o insanlar evde o esnek çalışmanın keyfine vardılar. Dolayısıyla da
onun en azından bir hibrit bir yapıya dönüşeceğini hayal etmemiz gerekiyor. Çünkü insanlar o verimliliği, o keyfi görünce bunun etrafında çalışıyorlar. Gene çalışma ortamı ile ilgili ben çok büyük değişiklik olacağını düşünüyorum. Şimdi sizin yaptığınız işler, sizin büyük katkınız sayesinde biz aslında şunu anladık. Aslında bizim bu kadar banka şubesine ihtiyacımız yok. Bizim bu kadar mağazaya ihtiyacımız yok. Dolayısıyla da o mağazaların, banka şubelerinin olduğu yerlerde, gayrimenkullerde ne olacak? Başka bir dünya kurulacak. Dolayısıyla da eskiye dönüşün o kadar kolay olmayacağı düşüncesindeyim. Bir başka noktada, hani ben bunu çünkü sadece Covid parantezi ile kurgulamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Covid bir anlamda negatif birçok şeyin yanında bir takım değişiklikleri kolaylaştırıcı bir etki yarattı. Ve o kolaylaştırıcı etkiyle o değişiklikler şu anda bizim hayatımıza girdi ve bunlar artık çok kolay da hayatımızdan çıkmayacak. Hep söylüyorum, bir banka genel müdürü birkaç ay önce dedi ki 8. katın üzerinde insanlar çalışmak istemiyorlar çünkü asansöre binmek istemiyorlar. Şimdi o koca koca plazalarda kim çalışacak önümüzdeki dönemde? Veya o plazalara ihtiyaç olacak mı? Amerika'da takip etmişsinizdir. Büyük AVM'lerin birkaç tanesi Amerika'nın değişik yerlerinde Amazon tarafından kiralandı ve tedarik zinciri merkezlerine dönüştürülüyor. İşte hayatın değişikliğini görüyoruz burada. Ama bunu Covid'e biz yüklemememiz lazım. Bu aslında hayatın zaten getirdiği, belki son 10 senede hayatımıza girmiş bir takım şeylerin Covid'le birlikte hızlanması, kolaylaştırılması anlamını getiriyor. Doğru, haklısınız. Şimdi tabii dijitalleşme hepimizin çok gündemindeydi. Biz çağrı sektöründe zaten çoktan dijitalleşmeye geçmiştik. Türkiye'de bu pandemiyle belki 5 yıl öne geçti. Dediğiniz gibi hayat eskisi gibi ben de çok beklemiyorum ama bu pandemi bitecek, başka pandemi başlayacak. Özellikle çağrı merkezi özelinde soruyorum. Sizce bizim yeni normalimiz nasıl olacak? Keşke bilebilsem. Valla yani demin söylediğim şeylerden bir tanesi bence çok Çünkü çok kritik olan. kalabalık ve çok genç bir ekiple çalışıyoruz. Yani çağrı merkezi demek biliyorsunuz neredeyse yüzlerce kişinin aynı anda oturması demek, çok genç bir ekip demek, çok fazla sosyalleşmeyi seven bir ekip demek. Hibrit bir yapılar hep düşünülüyor ama hani siz bu konunun en uzmanlarından bir tanesi olduğunuz için çok görüşlerinize ihtiyacımız var. Sizce bizim yeni normalimiz çağrı merkezi üzerinde nasıl olacak? Yani ben şöyle cevaplayayım izniniz olursa. Tamam. Dünyada ki gene son birkaç senedir bunu ben farklı ortamlarda dile getirdim. Amerika bunun öncülüğünü yapıyor. Dünyada birçok yerde de konuşuluyor. Gig ekonomi diye bir kavram çok fazla konuşuluyor. Gig ekonomi kısa kısa yapılan ve hayatımızın tamamını kapsamayan bir takım işlerin insanların kariyeri haline gelmesini içeriyor. Bunun her zaman aynı olması gerekmiyor. Bunların birkaç tanesini yapmanız da mümkün. Dolayısıyla özellikle sizin bahsettiğiniz o yeni nesil, bu gig ekonomi ve onun getirdiği bir takım şeylere ben önümüzdeki dönemde daha da ikna olup bunlarla ilerleyecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim öngörüm, eğer bunu zaman gösterecek, eğer bu konuda birazcık okuyabiliyorsam, çağrı merkezi gibi buna benzer gig ekonomiye imkan sağlayabilecek ortamların özellikle genç nesil için önümüzdeki dönemde daha fazla talep görecek bir ortam olacağı düşüncesindeyim. Dolayısıyla da onun da sizin hayatınızda özellikle yetenekleri bir şekilde kendinize çekmeye çalışırken bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Bir tanesi bu. İkincisi, siz zaten başta da dile getirdiniz ve ben de kendi çevremdeki örneklerden bunu görüyorum. Bu işin mobilitesi giderek artacak. Yani eskiden işte hem teşvik amaçlı hem bunu şey yapmak adına belki de ekonomisini de doğru koymak adına Türkiye'nin değişik yerlerine hatta Türkiye'nin daha az gelişmiş yerlerine çağrı merkezleri oluşturma şeyi varken şu anda 81 ilde aslında çağrı merkezini evlerde hayal edebileceğimiz bir dünyaya geçiyoruz. Bu ekran ve önünüzdeki bir bilgisayar aslında sizin ihtiyacınız olan her şey. Ama beraberinde demin söylediğiniz gibi başka bir şey var. Sizin hedef kitleniz özellikle çalışanlar açısından bakarsanız da birbiriyle olmaktan, birbiriyle etkileşmekten keyif alan bir hedef kitle. Belki de bundan sonra çalışmayla sosyalleşmeyi birbirinden ayrıştırarak farklı bir modele gitmek gerekiyor. Yani o hibrit modelde belki bir araya geldiğinizde daha çok birbirinden beslenip sosyalleşeceğiniz ama çalışmayı kendi ortamlarınızda, iş ünitelerinizde yapacağınız bir dünyaya doğru gideceğiz. Ama bir unsur var ki demin de bahsettim. Bence ekonominin geri kalan kısımlarındaki büyük değişim, çağrı merkezi gibi alternatif kanallara olan talebi daha da arttıracak.
Yani bugün düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de biz bankaya gitmeden hesap açamıyoruz. Ne kadar buna dayanabileceğimizi bilmiyorum. Ve çok yakın bir gelecekte bu değişecek. Çağrı merkezi kavramı aslında şu anda bulunduğumuz noktaya belki dönüşecek. Yani görüntülü olarak çağrılara cevap verilebilecek bir noktaya gidecek bu yavaş yavaş. Ve görüntülü konuşmayı yaparken de belki karşı taraftaki daha kalifikasyonu yüksek operatörler farklı bilgileri de kontrol ederek değerlendirmek, filtrelemek noktasında kalacaklar. Dolayısıyla ben bu sektörün önümüzdeki dönemde hem kendi evriminde çok önemli adımlar atacağı düşüncesindeyim, hem de ekonominin diğer kalanlarındaki değişikliklerin buradaki bu evrimi de zorunlu kılacağı düşüncesindeyim. Doğru, haklısınız. Biz de birazcık yurt dışı, özellikle Amerikalılarla konuşuyoruz. Siz ne yapıyorsunuz bu pandemide diye. Onların bu esnek çalışma modellerini daha da verimli hale getirmişler. Biz şimdi Türkiye'de o modeli oturtabilir miyiz diye bakıyoruz. Aslında her yönetici ve her çalışan bir çağrı merkezi, müşteri temsilcisi gibi bakılıyor. Diyorlar ki Murat Bey, sizin çarşamba günü saat 5 ile 6 aranız müsait mi? Siz diyorsunuz ki müsait. Tamam, biz sizin o zaman müzik zevkinize güvenerek bir Spotify listesi yapmanızı istiyoruz diyor. Ve dünyada herkese diyor ki tabii bu daha çok yöneticiler için daha advantajlı bir şey haline geliyor. İşte Murat Yeşilder'e bir Spotify listesi önerecek. Herkes o saatte girsin diye. Ve diyorlar ki işte siz bizi bir saatte kaldınız, bir saat için biz size işte şu kadar euro para ödüyoruz gibi. Boş zamanınızı verimli kullanabilme, dünya ile sizin iletişiminizi yapabilme, siz neredeyseniz oradan size hizmet edebilme imkanı tanıyor. Biz de Türkiye'de keşke bu modeller daha hızlı devreye girse diye biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tam benim de mi ifade etmeye çalıştığım o gig ekonominin parçası bu anlattıklarınız Herkes işte. Yani o yüzden de çok aynı şeyi söylüyoruz. Ben kendi inancım biz fark etmeden bunlar hayatımıza o kadar hızlı girecekler ki ve tekrar da şunu söylemek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Hani bence orada bir yanılgı var. Bu değişimi yaratan COVID değil. Bu dalga zaten geliyordu. yoktu. COVID burada bir Kesinlikle. kolaylaştırıcı etki yaptı çünkü bazı Çok şeylere anladım. bizi zorunlu kıldı. Evet, hızlandırdı kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Murat Bey, harikasınız. Ben teşekkür ederim Bizi nazik kırmadınız. davetiniz için. Gerçekten çok kıymetli bilgiler elde ettik. İnşallah Çağrı Merkezi günlerinde sizi tekrar ağırlamayı çok isteriz. Çok memnun olurum. Her şey gönlünüzce olsun. Çok Kolaylıklar faydası. diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Gelsin, sağ olun.